Günaydın, hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Lafı fazla uzatmayacağım çünkü çok konuşuyorum, biliyorum ben. Hemen sizlerle KFC'de yediğimiz o tavuklar var ya, içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır olan, onu birlikte hazırlayalım. Çünkü ben daha önceden hazırlayıp yediğim için sizlere bunu göstermek istiyorum. Denedim, çok da memnun kaldım ve birlikte başlayalım mı yapmaya? Ne dersiniz? Haydi bakalım. Önce hemen sosunu hazırlayalım. Etimizi, çünkü tavuğumuzu içine koymak için sos hazırlamamız lazım. Hemen elime bir yumurta alıyorum. Yumurtayı bu şekilde, bir tane yumurtayı güzel bir şekilde kırıyorum. İstediğiniz baharatlarda sizler özgürsünüz. Ne isterseniz, kendiniz ne yakıştırabiliyorsanız tavuklarınıza onu koyabilirsiniz. Ben ne yaptım? Ben pul biberi koydum şurada. Şurada azıcık kekik attım ve sarımsak var. Tuz çok az, görüyorsunuz, minik minik, böyle çay kaşığının ucuyla da biber salçası korum. Ben onu çok seviyorum. Hemen bunları böyle yumurtayla bir güzelce hemen böyle çırpıyorum. Sarımsağı çok yakıştırıyorum. Kekiği yakıştırıyorum. Ben bunları yakıştırdığım için hemen ne yapıyorum? Bir tane maden suyumuz var elimizde. Yarısını koymak istiyorum. Yarım kilo da tavuğumuz var burada. Yarısını koyalım. Yetişmezse biraz daha ekleyelim. Hazırladığım baharatların içerisine koydum. Burada 6 yemek kaşığı da unum var. Birazını koyayım. Çok cıvık olursa güzel olmuyor. Çok da katı olursa güzelce biraz daha atalım. 6 yemek kaşığı çünkü ölçüm ve hepsi kondu. Bunu bir güzel burada karıştırıyorum. Eğer koyu hissedersem biraz daha maden suyu ekleyeceğim içerisine. Çok az bir şey ekleyebilirim. Bu bir kenarda dinlene dursun. Ben hemen tavuklarımı ne yapayım? Tavuğu burada sizin yanınızda doğramaya başlayayım. Önce şunu şöyle koyayım. Şu şekilde ben biraz buzluğa koydum ki daha rahat doğrayayım diye. İnce olması her zaman için güzeldir. Çünkü ince olursa dışı daha çıtır olur. Onu unutmayın. Şu şekilde göstereyim size. Çok ince, güzel. Bunları kalınsa ortadan kesebilirsiniz. Sizin arzunuza bağlı. Çünkü daha bulayacağım, biraz daha büyüyecek. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Sadece benim demek istediğim, ince ince doğrayıp daha güzel pişsin ve daha yumuşak olsun. Yarım kilo olan göğüs etimizi güzel bir şekilde buzluğa koydum. Az bir şey çekti. Şöyle biraz et toparlansın diye. Doğramam daha kolay olsun diye. Bu doğradığım eti ne yapıyorum? Buradaki gördüğünüz unun içerisine hazırladığım baharatlı çok az bir şey daha koyayım ki hepsini yesin. Çok da güzel oldu. Hemen elimizden böyle koyuyoruz. Ben öyle maşalarla falan fazla işleri yapamıyorum. Koyup şimdi elimle çok güzel bir şekilde harmanlayacağım. Ondan sonra kenarda bekleteceğiz. Koyduk içerisine. Bu şekilde. Dolaba soslayıp da koyduğumuz tavukları ne yaptık? 2 saat sonra çıkarttım şimdi. Yağımın altını yaktım. Yağ koydum ocağa hemen. Bir taraftan da galeta unumuz var. Ben galeta unuyla yapıyorum. Kimileri mısır gevreğiyle yapar ama ben galeta unuyla yapıyorum. Bunları güzelce bu şekilde yapıyorum. Tabağıma alıyorum ki hemen kızartmam da kolay olsun diye.
Bu şekilde incecik kestiğimiz tavuk etlerini aynı KFC'deki aldığımız, tükettiğimiz gibi mis gibi de oldular. Kokusu bile çok güzel geliyor şu anda. O sosladığım şeyde. Hemen kızartmaya başlayayım. Hemen yağımızın içerisine güzel bir şekilde atıyoruz. Burada boşluk var. Başarıyla yapamadığım için ne yapıyorum? Elimdeki çatalla ters düz yapıp gözlük taraflarını pişireyim. Mis gibi de kızardı. Tadını şimdiden alıyorum. Burası da biraz pişsin bakalım. Olsun. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle alırsam daha kolay olacak. Nargile de kızardı. Çok güzel. Anlatamam lezzetine diyecek yok. Mükemmel. Aynı tarifi lütfen yapın ve deneyin. Çok beğeneceğinizden eminim. Kova kova aldığımız KFC'lerdeki tavuklarda daha da güzel diyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın.